Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir tıraş makinesi incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz pandemi döneminin hemen başında yani Mart-Nisan ayları gibi çeşitli tıraş makinelerini incelemiştik. Ve şu aralar biraz daha böyle vakaların artmasıyla birlikte sanki yeniden Mart ayına döndük gibi oldu. Bu yüzden biz dedik ki bir iki tıraş makinesi daha inceleyelim. Çünkü bu konuda çok fazla da soru geliyor. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, incelemeye geçmeden önce. Yani ben evde tıraş olamıyorum demeyin. Çünkü şu aralar berbere bile tıraşa gidenler yanında kendi eşyalarıyla gidiyor ki ben bizzat buna canlı bir şekilde şahit oldum. En son saçımı kestirmeye gittiğimde mesela yanında bir çantayla bir abinin biri gelmişti. Adam bir çıkardı tıraş makinesi, jileti, havlusu, köpüğü, möpüğü, ya her şeyini getirmiş evden. Sadece adam bunu tıraş etti, kesti, mesti, işte kafasını yıkadı falan. Ki şampuanlı falan da getirmiş adam. Sonra gönderdi yani. Doğal olarak hani ben bu makineyi aldım evimde tıraş olamam vesaire demeyin. Çünkü artık herkes berberine bile makinasını götürür hale gelmiş durumda arkadaşlar. Tabii bizim tanıtacağımız makineyle muhtemelen sizi herkes tıraş edebilir ki hatta bunu kanıtlamak için ben kendimi Özgür Çetin'in güvenli olduğunu düşündüğüm ellerine teslim edeceğim. Bakalım o benim sakal tıraşımı yapacak. Şöyle şekilli ince bir şey dedim. Eğer hoşuma gitmezse zaten sıfıra vururum artık. Yapacak da bir şey yok. Bugünkü arkadaşlar cihazımız Remington'un T-Series isimli tıraş makinesi. Cihazın üzerinde yazanlara bakıyorum arkadaşlar. 60 dakikalık bir şarjlı çalışma süresi var. Genelde bu makinelerde en çok merak edilen detay şu. Makinenin prizde çalışıp çalışmadığı, bunu da deneyeceğiz. Yani prize taktığımızda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunu da sizlerle birlikte gözlemlemiş olacağız. Şöyle çıkartalım. Çıkartamadık. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet çıktı. Şöyle bir kutu çıktı şimdilik. Başka da bir şey yok. Bir de bu kutuyu açalım. Bayağı bir kutuya koymuşlar. Tarak çıktı bir tane. Evet. Birkaç tane daha tarak çıktı. Bayağı da tarak çıktı yalnız ha. Küçük bir şey çıktı. Bıçak gibi. Şarj adaptörü çıktı. Bayağı da bir şey çıktı yalnız be. Şöyle güzel bir taşıma çantası var. Kitapçık. Kağıt. Evet cihaz da çıkıyor sonunda. Evet şu anda kutuyu boşalttık ve cihaz da çıktı arkadaşlar. Remington T-Series tıraş makinesi. Evet şarjı var. Şurada bir LED gösterge paneli var. Hemen o dikkatimi çekti. Herhalde şarjı bataryayı gösteriyor. Bu bıçak çıkıyor arkadaşlar. Çünkü şurada bir tane de küçük bir kafası var bunun. Şöyle göstereyim sizlere. Bu herhalde daha ince noktaları almak için diye tahmin ediyorum. Bu buradan çıkıyor sanırım. Zorlayalım. Aha çıktı. Tamam. Bu da buraya bu şekilde takılıyor. Uy, çalışıyor. Evet taraklara biraz bakalım. Şöyle bir tane tarağımız var arkadaşlar. Bunu çevirince bu öne doğru çıkıyor. Üzerinde numaralar yazıyor. Bu arada bu numaralarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada yazanlar milimetre galiba arkadaşlar. Biz geçen sefer acemiliğimize denk gelmişti. Bize bir tane tıraş makinesi gönderdiler. Tarakta da 3 milim yazıyor. 3 yazıyordu. 3 milim diye pardon. Biz de onu 3 numara diyerekten onunla kestik kafamızı. Fakat o meğer 3 numara değilmiş. 3 milim miymiş? Öyle bir şeymiş yani. Hani 3 numaraya denk gelmiyormuş. Az daha kel kalıyorduk. Onu da belirtmiş olalım sizlere. Burada arkadaşlar bakın güzel bir şey var. Adam burada milimetresini de yazmış mesela. 5 demiş, 15 milimetre demiş. 1 demiş, 3 milim demiş. Yani biz 1'e vurdurmuşuz o zaman. Muhtemelen. Bakalım 3 dediğimiz bizim var mı burada? 2. 3. 3, 9 milimmiş mesela arkadaşlar. Biz demek ki o zaman 9. O tarak numarasındaki 9'u şey yapacakmışız. Fakat yanlış olmuştu. Burada 1, 2, 3 dizelim. 1, 2, 3, 5, 1,5, 4. Evet. Şöyle dizdiğimiz zaman arkadaşlar içinden çıkan tarakları da ben size hemen söyleyeyim. Burada bir tane ayarlı tarağımız var bir kere. Şu ayarlanabilir tarak. Ayarlanabilir tarak haricinde de 0, 1, 2, 3, 4, 5 var arkadaşlar. 0 dediği 1,5 milim. 1 dediği 3 milim. 2 dediği 6 milim. 3 dediği 9 milim. 4 dediği 12 milim ve 5 dediği de 15 milim. Bu genel itibariyle sakal şekillendirici diye geçiyor arkadaşlar. Zaten
kutusunun üzerinde de burada hep sakal şekillendirmede kullanıldığı gösterilmiş. %100 su geçirmez olduğundan vesaire bahsedilmiş. LED göstergesi, demin size söyledim zaten bir LED gösterge var diye. Premium Travel Case diyor, yani şu taşıma çantasından bahsetmiş. Onun haricinde de bir bilgi bakıyorum var mı? Yok. Onun haricinde de önemli bir bilgi yok. Şimdi arkadaşlar gelelim işin faydalarına. Öncelikle şunu test edeyim. Ben bir prize takayım bakalım. Adaptörle çalışacak mı çalışmayacak mı? Bunu da hemen görmüş olalım. Direkt. Evet. Adaptör takıldı. Burada LED paneli yukarıya doğru yanıp sönüyor. Bakalım çalışacak mı? Çalışmadı arkadaşlar. Yani prizde takılıyken çalışmıyor. Bunu da size belirtmiş olalım. Sadece prizden çıkarttığınızda çalışıyor. Bu önemli bir detay çünkü. Hani şarjı hazır, sabah sakallarınızı keseceksinizdir, başlarsanız ana yarıda şarjı biterse beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Çünkü file takılı olduğu süreç içerisinde çalışmıyor. Şimdi bu biraz şarj olsun. Malum tıraşım yarıda kalmasın. Daha sonrasında kendimi Özgür Çetin'in ellerine bırakacağım. Bakalım nasıl bir sakal tıraşı yapacak bana, beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, tıraş sonrası karşınızdayım. Bu arada cihazı ve tarakların hepsini bu seyahat çantasının içerisine koydum ve hepsi içerisine sığdı. Yani o kocaman kutuya hiç gerek yok. Gayet rahat bir şekilde hepsi şarj aleti de dahil olmak üzere bu küçük çantanın içerisine sığdı arkadaşlar. Aha, makinemiz de burada. Tabii ki ucunu çıkarttık. Ucunu temizleyip tekrardan takacağım. Yalnız şunu eleştirmek istiyorum. Kutudan arkadaşlar fırça çıkmadı. Fırça çıksaydı hani şu uçları vesaire temizlemek için daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Fakat fırça koymamışlar. Artık onu da bir şekilde temin edip taraklarını temizlememiz gerekiyor. Tıraşı ben arkadaşlar genel itibariyle 0.5 mm'lik tarakla başlamıştık. Özgür Çetin beni biraz tıraş etti. Daha sonrasında ise taraksız nasıl bir performansa sahip onu denemek istedik. Bu gördüğünüz son şekil taraksız haliyle kesilmiş şekli. Yani taraksız da böyle sıfıra yakın. Tabii sinek kaydı gibi olmuyor ama yine de sıfıra yakın bir performans sunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Zaten bu arkadaşlar sakal şekillendirici, biliyorsunuz bu sıfıra vuran makineler biraz daha farklı bir yapıya sahip oluyor. Onlarda hani böyle tarak vesaire gözükmüyor. Böyle yuvarlak, ovalimsi bir yapısı var. Üzerinde delikler var. Böyle sürdüğünüz zaman makineyi kökünden kadar alıyor o cihazlar. Bu daha çok şekillendirici olarak tabir edebileceğimiz bir cihaz. Yani böyle kirli sakal seviyorsanız, böyle sıfır sakaldan pek hoşlanmıyorsanız bu tarz bir makine alabilirsiniz. Ayrıyeten hani küçük ucu var, büyük ucu var, çeşitli tarakları var vesaire. İstediğiniz noktayı, istediğiniz şekli rahatlıkla vermenizi sağlıyor. Bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. İncelememizin ilk kısmında da bahsetmiştik. Yine bahsedelim. Adaptöre takılı bir şekildeyken çalışmıyor. Dolayısıyla bunu kullanmadan önce tam şarj etmeniz lazım. Tam şarj süresi de arkadaşlar kutunun üzerinde yazdığına göre 60 dakika. Yani tam şarjdayken size 1 saatlik tıraş süresi sunuyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Remington'un T-Series sakal şekillendirici makinesini inceledik. Önümüzdeki günlerde yine pandemiden ötürü bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Yani tıraş makinesi olmayacak da farklı bir cihaz olacak. Örneğin hemen spoiler da vereyim size, hatta bir arkadaşımız saçını sıfıra vuracak. Ama kim? Ben değilim.
Ama sıfıra vuran bir makineyi test edeceğiz arkadaşlar. Yani saçlar tamamen giden. Böyle biliyorsunuz bazı kişiler berbere gidip usturayla vesaire de vurduruluyor. Ama Remington bir makine yapmış. Kafanızı direkt sıfıra vuruyor ve makinenin şekli de böyle hani masaj makinesi gibi yani. Hem masaj yapıyor hem böyle kafayı sıfıra vuruyor gibi bir hissiyat veriyor. Onun incelemesi de yakında gelecek. Bunun da bilgisini sizle şimdiden paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, sizlere veda etmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.